Krakow önemli bir toprak ya. Utku'nun toplam borcu 1179 duka şu an. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Sıçacak yani. Toplayabileceğini düşünmüyorum ben. Çok zor. Polonya'yı falan bayağı bir yemesi lazım para anlamında. Aleykümselam. Ki Polonya'da ne kadar para kalmıştır bu kadar savaştan sonra? Kalmamış. Polonya'da at gibi borçta. Ama adamın iki stabilitesi var. Manpower'ı var. İşte AI. AI stabilite basıyor genelde savaşa girerken zaten. Can Polonya'ya girebilir mesela şu sırada? Gerçi el ay oldu şeyleri değil mi? Giremez. Yok ya zor. Artık zor. Evet saldırı geliyor Utku'ya. Generalsiz ordusu saldırıyor. Bakalım ne olacak. Ya 10 disiplin farkı var. 1,4 moral farkı var. Yani Utku'nun çok büyük sıkıntı yaşamaması gerekiyor Polonya'nın ordusuna karşı. Ama işte manpower'ı yok Utku'nun. Yetmeyecek ya. Kuşatmayı niye bıraktı ki Anful? Bir asker bıraksaydı geride. Yok be yetmez ama sayıda çok sıkıntıda baksana. Arkadaki ordusunu tutuyor. Sekiz on iki multi saatleri. Sıçıldı. Beyaz barış yaptı galiba. Ben herhangi bir kayıp görmüyorum çünkü. Yazık. Bayağı boktan durumda ülkesi. Özgün Kore ile savaşıyor. Onun dışında Alaska'ya atlamış durumda. Kaliforniya'yı açmış. Muhtemelen yakında. Macera toprak mı verdi Utku? Zıplar. Macera mı toprak verdi? Öyle mi? Bana mı öyle geldi? Yok be abi. Verdi mi? Anlayamadım ya. Küçüldü gibi geldi de buydu. Yok ya yok. Normal. Bu adamlarla oynamam diyorsun da adamlar oynamayı biliyor abi. Oynamayı bilmesi yetmiyor. Oyunculuk önemli. Karakter önemli. Yani bir oyunu oynamak şeyden ibaret değil, kazanmaktan ibaret değil. Eğlenmekten ibaret. Bunu başaramayan adamla oynamayacaksın. Düz ve net. Aksini iddia eden de istediğini yapabilir abi. Bunda da steamroll yaparsın o zaman bütün multilerde. Zevk alıyorsan alırsın. Mısır ya da Sibirya'dakiler evet bilmiyorlar oyunu. Oluyor böyle şeyler. Ona da yapabileceğin bir şey yok. Saat kuralı koyarsın. Saat kuralı koyduklarında ne olur? Adam oyunu açık bırakıyor. Bilmem kaç saat kayboluyor ortadan. Oynamıyor bile. Öyle saat kasıyor. Yani o da bir şey değil. Karşılık değil. Bir dakika lan, özgün toprak kaybetmiş Kore'ye. Kaybetmemiş mi? Özgün mü toprak kaybetmiş? Yok lan bunu Daha küçük değil miydi özgün? almamıştı lan. Böyleydi özgün. Bu kadar mıydı Kore? Böyle böyle Kore ya. çok büyük geldi de bana. Böyleydi ya. Vay be. Yani Kore'yi yiyecek. Ondan sonra Ahmet'le ne yapacaklar? Onu da bilemiyorum. Sen bir şey düşünebiliyor musun? Onlar sence karşılıklı mı olacak? Ya büyük ihtimalle zaten karşılıklı olacaklar da hani ne bileyim. Ne için anlamadım. Şey diyorum ya. Ahmet, Özgün. Savaşacaklar zaten onlar ya. Şeyde de diyorlardı ya. Özgün diyordu şey, Kanton tarafı mı? O tarafa git diyordu, güney işte Mingit.
Kuzey'e gelirsen savaşırız diyordu sürekli. Ahmet Güney'le de çok galiba şey yapmıyor. Hindistan'la öyle duruyorlar yani, sınırdaş herhangi bir şey dönmüyor. Mingin altında şu an. Bıraktan da yiyecekti darmıyı. Sinirlendiğim bir durum yok, hayır. Özgün Çin'e toprak kaybetmiş, Yeren toprakları demiş. Özgün orada değildi ki. Ahmet oraları aldı hep ya. Niye ban atayım onu durup dururken? Göktürk Horde değil, hayır. Horde yok oyunda şu an. Biliyoruz zaten kimi oynadığını ya. Kozmetik olmayan bütün DLC'leri alabilirsin. Kozmetikleri alma. Meral Akşener de savaştaymış. Böyle söyleyince de bir acayip geliyor ya. Ya o da ufak ufak büyüyor. Ne zevk alacak bilmiyorum ya. Gerçekten. Hani kendini izole etmiş. Senin gibi de değil. Amerika'da hani yine bir nebze şey var. Birileri gelecek orada, aksiyon dönecek. Kimse Madagaskar'a gönderemeyen. kimsenin yolu düşmeyecek ya. Hani kimin yolu düşecek abi Madagaskar'a? Düşer ya şeyle kanser oğullarıyla savaşır bence. Ya en fazla Shadow'la savaşacak. Öyle söyleyeyim sana. Yani bence ne bileyim Arceus falan da belki çıkar bir şeyler yapar. Trade company kurabiliyor. Niye çıkmasın ki? Arceus gidecek mi ki abi öyle? Abi late için belli olmaz ya. Late için kim gelir oraya belli olmaz bile. Idea'da Quantity Religious oynuyor şu an şey. Arceus. Hindistan Quantity Echo oynuyor. Enteresan bir başlangıç. Mercedes Quantity Religion. Khan Religious Defensive. Shadow Economic Defensive. Bir de işte açamamış. Hepten göte gelmiş. Exploration Quality İngiltere var. İspanya'da ne varmış? Quality Echo. Paris'te ne var? Quantity Echo. Can'da ne var? Religious Defensive. Kavun Defensive Innovative. Utku'nun içinde de Peasants War çıktı, yanlış görmüyorsam. Defensive Inno oynuyor Utku. Utku çöktü ya Utku Amerika'nın gitti. şeyin ortasına, Afrika, Asya'nın ortasına. Tüm kutuları saydım ya. Aynen öyle. 4 oyuncu birden kaybetti oyun. Exploration ve Defensive Özgün'ünkü de. Şimdi Kıbrıs muhtemelen çökecek çünkü şeyleri kaybetmiş. 2 tane toprak kaybetmiş şeyden. Kuzey Afrika'dan. Bunları İspanya ne ara aldı bilmiyorum. Belki tehditle almıştır. Yani bitiyor. Kıbrıs'ın da işi bitiyor. Utku'nun da işi bitiyor. 4 oyuncu birden düştü oyundan. İlk maçta da. Direkt 16'ya düştü sayı. Aynen öyle. Gerçi Utku'yu tam saymayalım yine. Berke falan da gelecekti. Ya Berke'nin bu ülkeye gelip bir şey yapabileceğini zannetmiyorum Ya ya. zaten onlar şey için gelecekti. Öyle millete espiyonaj falan atmak için gelecekti. Ya geyik Geç için yapacaklardı. gelecekler. Aynen. Roleplay geyik ama ülke kalmadı geyik yapacak yani, öyle diyeyim sana. Ülke bitikleri oynuyor anasını satayım. Üzücü. Genel olarak üzücü. 4 oyuncu birden daha ilk bölümden kaybetmesi. Bir yandan da seviniyorum. En azından yeni multiye yakın sürede başlanacak. Öyle görüyorum yani mevzuyu. Ve birinci bölümde 1491'e geldik. Daha hani 3 saat oldu başlayalı. 3,5 saat. Yıl iyi. 1500'ü göremeyiz muhtemelen bu akşam ama atıyorum bir sonraki bölümde 1530'a falan gelsek güzel olur. Savaş çıktıkça yavaşlıyor çünkü. Şey yapıyor. Hani bölümler uzamaya başlıyor falan. Sonraki bölüm dediğin yarın mı? Yarın evet. Yarın Yarın, cumartesi mi? yarın. Tabii yarın var. Yarın bir de 7-12 yapar muhtemelen 50 olur sonra. ya yarın. 550 olur. Eğer 7-12 yaparsa çok daha evet 550'ye doğru gideriz. Ya savaşlara da bağlı Ahmet. Şimdi savaş maaş girince işin içine değişiyor tabii.
Öyle. Öyle de ama uzun sürmüyor savaşlar ya. Ya yine bakma, böyle büyük savaş göremedik ki. Büyük savaş görsek değişir o işin şey rengi diye tahmin ediyorum. Kafan Can ne nerede? yapıyor askerlerin? Götüme soktum. Can ne yapıyor mu? Ben canı merak ediyorum. Can çılgın pezevenk ya. Ordunun şeyini kapatmış, oturuyor. Eğitim de yaptırmıyor. Eğitimi falan anlattınız mı ona ya? Yo, hiç söylemedim ki. Anlatın çocuğa bir eğitim nedir, neden yapılır. Çekin ben onu bir alt kanalı. Çünkü Can uzun zamandır oynamıyor oyunu. Bir sene sonra herif oynamaya başladı. Arada dünya kadar değişim var. Oyunu baştan yaptılar anasını satayım Can GLS'yi. EU'nun hatta Paradox'un sevmediğim yanlarından biri yani bu. DLC'ler geldikçe oyun çok değişiyor. Bıraktın mı çok şey yapıyorsun. Bakalım Özgün ne yapacak burada? En çok bu taraftaki soğuk savaşı merak ediyorum ya. Şu an herkes biraz böyle şey oynuyor, çekingen. Elbet patlayacak bir yerde o mevzu. Şu an 4 ülkeyi şey sayıyorum. Patladı sayıyorum. 4 ülkeyi patlak sayıyoruz. Erdolent. Oo, bir dakika. Ona dikkat Neler etmemiştik. olaylar olaylar. Ahmet şeyin Viking'in altında. Şey Viking diyorum. Ming'in altında. Erdoğan'la da Elay. Bu kurala aykırı değil galiba. Kurala aykırı mı? Nasıl işliyordu o kural bilmiyorum. Şu Özgün'ü çekeyim de sorayım. Alo. Alo. Özgün kural şey neydi? Ming'in altına tribüteri olan Elay mı alamıyordu bir de? Yok, oyuncunun altına tribüteri olduğun zaman bir şey yapamıyorsun. İyi o zaman seni geri atıyorum. Özgün kangren mi olmuş abi bu ses ne? Yok, mikrofonunu değiştirdi ya. Daha kötü bir şey mi almış? Ne yapmış? İsmail YouTube'dan yazmış. YouTube'da dayanamamış. Gelmiş buraya, buraya da yazmış. Oğlum bir soruyu bir yerden sorun lan. Zaten her yere dönüyorum ben. Allah Allah. Özgün'ün government'ını gösterir misin demiş Muzaffer. Gösterelim. Grant dayımıyor şu an. Independent dayımıyor. 5 Moral of Army, 5 Infantry Combatability var. 1 Diplomat, 5 Number of State, 3 Nation Focus cooldown'u var. Dur ben seni bir susturayım ondan sonra sana söyleyeyim. Önce bir kes sesini. Bu kadar spamlersen atarım seni chat'ten bir daha. Banlarım hatta bir daha hiçbir yere yazamazsın. Boy 4 multi nasıl giriliyor? Aldıysanız o multiplayer'a tıklıyorsunuz, giriyorsunuz. Bu kadar basit. Al işte. Bunu duymak için adam timeout ediyor. Hop nasıl giriliyor? Hop yazıyor herif harbiden. Manyak mıdır nedir? Nereye geldiğini şaşırmış. Neyden bahsediyorduk onun dışında? 480'de mi izliyorsun? Vallahi üzülüyorum böyle. Yani ne yapayım bilmiyorum. Araya süre koysam sanırım biraz daha rahat izliyorsunuz öyle olunca. Ama bayağı bir süre oluyor. Chatten kopuyorum bu sefer. Şöyle genel bir ülkeye göstersen. Ya inan ki bir şey yaşandıkça göstermeye çalışıyorum. Savaş Geldim. mavaş. Onun dışında çok detaylarına inmek istemiyorum. Hep başa dönüyoruz gibi geliyor bana çünkü. Bilmiyormuş, iyi ki söylemişim bu arada. Ha eğitimi bilmiyor muymuş? Aynen, bilmiyormuş. İyi ki söylemişiz harbiden. Bak başladı çocuk eğitim yapmaya. Aynen. Adam habersiz de anasını satayım. Son iki DLC'nin hiç haberi yok ya. Son iki mi? Herif bir senedir yok lan oyunda. Bir senede iki DLC çıktı. İki DLC mi çıktı bir senede ya?
En son şey işte Ming'deki DLC'yi gördüm. Ondan sonra iki tane çıktı. Ha. Trade Civilization çıktı. Bir de o şeye çıktı işte. İngiltere'ye girdi. Civilization. Her neyse sikip. Çok çok ayıp. Hemen klip alabilir miyiz burayı? Hamit ayıplı konuşuyor diye böyle. Hemen Orçun'a atmamız lazım. Orçun'un hoşuna gider öyle şeyleri. Kaan. Efendim. Yayında da bak bir yıldır oynamayan varmış. Eğitim olayını bana da bir özet geçer misin demiş. Geçmemeyi tercih ederdim. Hadi bakayım. Şimdi şöyle eğitim olayı askeri eğitim Army Professionalism katıyor arkadaşlar. Army Professionalism de arttıkça bonuslardan ikisini azaltırken diğer üçünü arttırıyor. En tepedeki ikili düşmeye başlıyor. Mercenary Cost ve Available Mercenary düşüyor. Fakat diğerleri Siege Ability, Landfire ve Shock Damage artıyor. Belli şeylerde de ekstra bonusları var. 20'de işte supply depo dikiyorsun. O senin askerlerin supply kazanıyor. Böylelikle attrition yemiyorsun. Refill garrison yapabiliyorsun. Kaleye garrison veriyorsun. Regain manpower when disbanding oluyor. Orduyu dağıttığında manpower veriyor sana geri. Reduced morale damage taken by reserves var. Şurada reserve çağırdığın zaman ekstra manpower çağırıyorsun profesyonelizmde. Şeyi düşürüyor. Moral hitini düşürüyor onların. Ve required army 100 yüzde de general cost'u general basma şeyini %50 düşürüyor ve army drill gain %100 artıyor. Normal ülkeleri alıp öyle multi olacak mı demiş. Duyurulardan takip edersin. 720'ye 60'a sabitleyip öyle izlediğin için maşallah. Popoca mop nasıl giriliyor çıldırıyorum diyor. Harbiden Hamit sen kaçırdın mevzuyu. Çocuğun biri chat'e girdi. Huyu aldık giremiyoruz. Nasıl gireceğiz? Tekrar yazdı aynısını. Sonra hop hocam alo nasıl gireceğiz diye sordu. Evliya mı? Huyu. Hop nasıl giriyoruz yazıyor chat. Hop. Hareket edersen keseriz. Abi dalga geçmek lazım. Bilmeyenler olabilir. Al bak başka bir account'la girdi galiba. Bu sefer de başka bir isimle yazıyor çünkü. Ya bak çok dümdüz söylüyorum. Hui 4'ü açıyorsun. İçinde multiplayer var. Tıklıyorsun. Giriyorsunuz. Bu kadar yani. Ahmet. Hamit sen de az yavşak değilsin ha. Yayına Ne böyle oldu lan? yayında kibar çocuk. Alt tabda yürü ya kulum. İftira. Hayır şöyle bir şey var. Nasıl giriliyor diyor. Ne hata aldığını söylemiyor. Öyle bir sıkıntı var. Yoksa multiplayer tuşuna bastığımız zaten oynaması gerekiyor mantıken. Saçma ya. Ben yardımcı olayım ya. Ne açıldı? Belki Steam'den almamıştır oyunu. Aldım diyor abi. Nereden aldı? Ne Kutulu bileyim mu? Kutulu. indirmiştir belki. İsveç'ten kutulu mu aldı anasını satayım? Yani belki indirmiştir aldım falan diyordur adam. Ya. Harbi Olabilir. bu kanaldan her şeyi bekliyorum artık. Hayır adam şeyi söylemiyor ki zaten. Hatayı söylemiyor. Sordum bakalım Millet de dövsün mü? şey diyor bak versiyonları uymuyordur falan. Oğlum hata söylemiyor adam zaten. Nasıl atacağım diyor. Yani Ay bir dakika Steam'den aldıysa versiyon uyumama gibi bir şey yok ki zaten güncel tutuyor. ya mod falan açıktır birinde. O zaman Yani bir şey olabilir olur. belki. Ama düz hesap diyorum ki bak. Aynen yeni almış zaten adam. Mod da yoktur. Biri multiplayer'a basacak ve yapacaksınız yani bu kadar. Roket şeyi bilimi değil bu. Hop. Acil söyle hocam hop. Şeye Hocam döndü hop. ya. Yayın nerede lan? Hıyara döndü.
Ya onu da görmüş müydün Hamit? Ney? Çocuk böyle taş çatlasa 12 yaşında falan. Ha, gördüm onu, gördüm, atmıştım. Yayın nerede lan? Hıyar yazıyor. Osursam kaçar yani. Osurun şiddetinden kaçar adam. İçimdeki osuruk bile ondan daha yaşlı. Sıcak savaş var da şu an taze Eren savaşıyor işte. Brabant, Friesland ve Liege savaşıyor. İbu burada Guge ile savaşıyor. Tibet bölgesi. İngiltere Portekiz'e saldırmış ve Kastil diyor. Kastil nerede kaldı? Ha, adalarda kaldı. İkisini de aslında şey yapacaksın. Vasal yapacaksın. İkisi de çok temiz şey gider. Ki Portekiz Kim? Exploration Expansion oynuyor zaten şu an Portekiz. Kastil de muhtemelen. Kastil niye açamıyorum? Ha. O da Exploration almış. İkisini de vasal yapacak. Bitti gitti ya. Vallahi diyorum. Güzel olur orası. Kaan, Hasan Keyf, Anizah ve Şammar'la savaşıyor şu an. Şammar buradaymış. Hasan Keyf'i almış zaten. Arabistan'a falan çökecek herhalde Kaan ya. Bilmiyorum Hamit, Hamit diyorum. Kaan'ın küçük ülkeleri böyle alarak büyümesi onun için çok daha mantıklı. Çünkü kafasında zaten bir tane düşman var, potansiyel düşman. Hani çok da yormayacak ülkeyi anladın mı? Savaşacak rahat böyle küçük mini savaşlar. Kaan, şey sorayım. Bir moda girerken herkes de aynı modda olması gerekiyor değil mi Hoi'de? Tabii. Yani o yüzden giremiyordur belki de. Yok, versiyon hatası verir onda. Failed connection başka bir sıkıntı. Herkes clear user directory yapacak oyunun launcher'ında. Bir daha deneyecekler. Peki yine olmuyorsa ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Allah bilir Hop Kaan hocam. bir tanesi Allah bilir crack almıştır. Crack'ten giriyordur. Demiştir ki bunları aldım ben. Bunlar bağlanmaya Olabilir. çalıştıkça kriz çıkıyordur. Ben sana söyleyeyim bak. Hop. Bir dakika hocam. Şimdi sen izleyicine yalancı mı diyorsun? Ya bu Eray Yavşa niye illa çocuğu rencide etmeye çalışıyor? Hop hocam iftira. Aklıma şey geldi vardı ya. Boşnak Aleykümselam. şeyisi diyen adam. Öf. Dediğim gibi bu tarafta Portekiz, İspanya şeyi var. Endonezya büyümüş. Filipinlere doğru çıkmış. Şimdi de İndoçina'ya doğru gidiyor. Yani İndoçina'ya çok yürürse Ming çılgın atabilir oraya doğru. O sıkıntı. Ya Bora boşuna Türkçe yama var mı diyorsun? Türkçe yama etkilemez onu. Versiyon farkı falan verir modla ilgili olsa. Dediğimi yapacaksın. Launcher açılıyor. Başlatıcı. Ekran. Orada Clear User Directory var. Ona bir basacaksın. Temizleyeceksiniz orayı. Ondan sonra atmayı deneyeceksiniz. Hiçbir şey olmuyorsa Reddit'e bakacaksın zaten ya. Hazreti Reddit niye var? Hazreti Google ve Hazreti Reddit. Shadow kimle savaşıyor? Katsina, Jhene ve Mossi. Evet, Batı Afrika'ya devam ediyor. Aslında Kongo'ya da girmesi lazım bence. Ufaktan biraz şey yapmış Kongo'ya, yürümüş ama Kongo'ya devam etse daha iyi olur. Kongo'nun güzel bir şeyi var çünkü. Ticari tutumu var. Aslında çok büyük bir birikim olmuyor ama en azından kendine biraz daha çekmiş olur. Adam dalga geçiyor bence demiş. Yani dalga geçiyorsa da çok komik değil yani. Gülüyor mu buna bilmiyorum. Geçmiyordur ya. Bilmiyor olabilir. Allah Olabilir yapacak. yani, bilmiyor olabilir. DC'de gelen soruları biliyorsun ka. Ya Bu ne ki onun yanında? sen Discord'da gelen sorular diyor. YouTube'a ne demeli? Başlıkta modun ismi yazıyor. Adam diyor ki bu modun adı ne?
Twitch'e de geliyor abi. Şey diyor, linkini nereden bulabilirim? Steam Workshop diyorum. Sabah bak ona rastladım. Nereden bulabilirim? Link ver demiş. Steam Workshop gelmişti dedim. Ya bir Steam Workshop dedim abi. Çocuk dedi ki hayır orada yok. 5 dakika sonra o yorumu sildi. Tamam buldum yazdı. Bir ara şey vardı ya, Twitch'te modun adı şeyde yazıyor. Yayın başında yazıyor. Adam şeyden, chatten modlara getiriyor. Ekleyemediniz mi falan diye. Bilmiyorsanız şöyle diye. Adama bir şey yazdım. Sonra ters dedi, bir şey söyledi. Banladım ben de direkt. Oğlum ben işte de neler görüyorum Hamit. Var ya, insanlar çok şey ya. İnsanlar çok acayip. Şey, yayından sonra anlatırım. Yani çok enteresan insanlar var. Bunlar oksijenin neresinden tüketiyor? Öyle. Çözemezsin. Selamlar demiş. Hoş geldin. Sucu Abbas. Şey değil miydi lan Sucu Abbas? Bu bir tane dizi vardı ya, mini bilmem ne. Minik cadı mıydı neydi, anasını satayım. Orada bir köfteci Abbas vardı devamlı. O herifin... Aynen. O tipi hatırladın değil mi? O herif hangi dizide filmde oynasa hepsinde adı Abbas'tı o herifin, anasını satayım. Aynen, kızın annesine kaydırmaya çalışıyordu sürekli. Aa, o kız da Ayşecik. Ayşecik falan mıydı ismi? Neydi anasını satayım? Çok sinir bir kızdı. Böyle zıplaya zıplaya yürürdü ya. Çok uyuz olurdum. Kaan ve çocukluk travmaları. Ayşecik ayrıydı ya galiba. Bilmiyorum ismi neydi ya. Ama çok uyuz bir çocuktu o ya. Tarihin gördüğü en uyuz çocuk karakterdi belki de yani. Televizyonda ama izlerdim de işin komik kısmı. Sabrina vardı. Cadı Sabrina. Onu da şeyden ötürü izlerdim. Kedisi çok komikti. Salem diye kedisi vardı. Siyah bir kedi böyle. Aynen ya. Üç hatunun arasına düşmüş bir erkek kedi ya. Hani korkunç abi, korkunç. Onun şeyi modunda çektiler ya Türk şeyini. Dizisini çektiler. Herkes Bill Gates olmuş, yemin ederim. Giremiyorum, kimsenin de bir yardımı dokunmuyor. Neden bu kadar egolu oluyorsun? Ya az evvel adama nasıl yapacağını anlattım. Adam neden bu kadar egolusun dedi ya. Kardeşim bayağı fazla egolusun. Demek anlatmasam ne olacak kim bilir ya. Şeye yayıncı dedim, olunca egolu oldum bak şu an. Cem Yılmaz vardı ya, Cem Yılmaz'da. Ya siz kimsiniz? Nesiniz siz? O geliyor aklıma şu an ya. Ayşecik Bücür Cadı. Oydu değil mi lan? Harbiden çok uyuzdu o hatun ya. Şimdi büyümüştür, büyümüş hali nasıldır kim bilir. Niye kamera yok? Yanlışlıkla üstüne oturdum kameranın. Kameranın durumu şu an tespit edemiyoruz. İçeride kayboldu kamera. Yok, götümün altında toza döndü kamera. Çözeceğiz. Bayağı sert herhalde. Çözeceğiz. Sen ne diyorsun? Ben de böyle kevgir gibi kıç var. İki megapiksellik sevgi, aynen. Geçmiş olsun Kaan demiş. Niye lan benim götüme bir şey olmadı ki, kameraya bir şey oldu. Eren böyle adım adım yavaş yavaş yiyor ya. Çok durgun abi, felaket durgun. Müziği de kapatmışım da. Çok böyle ölüm gibi gidiyor ya. Çok dağınık oldular. Belki daha sık veya daha çok kişiyle yapılması lazımdı ya. Kamera diklemesine diyeyim ya. Bakarım şimdi. Kameranın durumu ne bilmiyorum da durup dururken neden olduğunu hiç anlamıyorum. Bu kamera bir de bir senesini doldurmadı yanlış hatırlamıyorsam. Yok lan, bir seneyi doldurmuştur. Bir seneyi doldurmuştur. Garanti kapsamında oluyor mu bilmiyorum. Şeyini bilmiyorum.
Ama saçma yani şu an yaşadığım şey. Kamera durup dururken gitti mesela. Nedeni hakkında en ufak bir fikrim yok. Yok, Amerika'da şu an Özgün'ün varsa kolonisi belki vardır diyeceğim. Haiti'ye zıplamış. Bir de İngiltere'nin olabilir. İngiltere'de Kanada'ya zıplamış. Kanada'da yürüyor yalnız. Ya birader, Kanada'da niye yürüyorsun? Zaten bir tane atmışsan atla Florida'ya git ya. Florida'ya doğru git. Kavun olay çıkarmasın. Yok, Allah korusun. Olay çıkarsa da anlamayız, öyle söyleyeyim. %10'da falan olması lazım bende sesinin, kavun. Kaan bir gün Özgün'e git, kamerasını çarp. Ne yani kamera, ne yeni kamera alacağım demiş. Değil mi? Özgün'le aynı kamerayı kullanıyorum zaten teknik olarak. Kameranın neden bozulduğunu anlamadım ben. Ya teknik olarak en son kullandığımdan bu yana kameranın bozulması için hiçbir sebep yok. Elim bile değmedi yani kameraya, öyle söyleyeyim. Böyle şey vardır ya, biri bir şeyi bozar der ki vallahi dokunmadım. Yani o hesap hissediyorum şu an kendimi. Gerçekten dokunmadım ya. Hamit nazar değdiriyor. Suratıma bakıyor şeyde. Kamera çatlıyor böyle. Yarın bu sırada öğlen bir yayın açmak istiyorum. Çok kısa bir yayın. Ama eğlenceli olacağını düşündüğüm bir yayın. Acaba abi, ne olacak? Haberiniz olsun. 1-2 saat açarım yayını. Sonra osura osura uyurum. Akşam bir daha yayın var çünkü. Aha! Oyuncu savaşı. Oyuncu savaşı! Kamerada yok ya, manyayım burada biraz. Nasıl kimse görmüyor anasını satayım. Burak abi yandan gelip çek. İspanya, Fransa, Kıbrıs ve şey İngiltere. Olay abi, İyi Parti mesaj attı, diyor ki damadın SMS'lerinden sıkıldıysan yüzünü güneşe dön. İşte bu ya. Vallahi sıkıntıdan ölüyordum. Damadın mesajlarını görmekten. Herif sabahtan akşama mesaj atıyor bize ya. Harbi ya Berat, değil mi? Aynen abi, devamlı atıyor. Abi sıkıldım ya vallahi. Her gün geliyor ya. Neyse ki bize yok. Ya şeyler, İyi Parti'nin bu sosyal medya reklamları falan felaket ya. Çok çok başarılı yani. Kim yapıyorsa, çok da genç biriymiş galiba yapan. Helal olsun yani. Bayağı iyi bir portföy oluşturuyor kendini. Arkadaşlar şu an İspanya, Afrika, Shadow, İngiltere, Kıbrıs. Hatta şey bile var. Bak şöyle söyleyeyim. Kıbrıs, İtalya'da karşılarında. Afrika'da Shadow var, İspanya var ve İngiltere. Bu üçlü bir taraf. Karşılarında Fransa'daki Paris, Kuzey Afrika'daki Kıbrıs ve İtalya var. Ve şu an Afrika'da bir savaş dönüyor. Kuzey Afrika'da. Kıbrıs'ın tutabileceğini zannetmiyorum ya. Shadow ne alakalıymış? Selamlar, bir benim devlete bakar mısın lütfen demiş. Senin devlet ne ki ya? Yok. Oyumu değiştirmedim. Öyle bir şey yok da. Şey güzel abi. Mantıklı. Böyle zeka ürünü şeyi severim. Reklamı severim. Özgün niye duruyor? Yayın bir şey olmadı. Saatlerin çeyiliyor ya. Bir şey demiyor pezevenk. Savaş başlarsa uzun sürecek çünkü şu an. 6 dakika sonra kapatır yayını, çıkar. Uyurum vallahi o sıra. Hiç umurumda olmaz. Yazsana bunu, ona göre şimdi bitiresin. Atla istersen at. Yani benim tanıdığım Ali. Can için diye. Eyvallah sana. Bir telefon sapığım eksikti, onu da aldım. Ne oluyor lan? Başlatıyorum. Ya kalk.
Kavun'un aradılar da. Aradılar mı? Tanıyamadın mı beni diyor. Al işte. Özgün telefonda ne zaman baktın Esmer? Ben mi? Geçen hafta. Ben ağzına sıçayım. İyi Parti mesaj atmış. Şey diye. Damadın SMS'lerinden sıkıldıysan yüzünü güneşe dön diye. Çok başarılı buldum. Söylemek istedim. 5 dakikaya bu savaş bitmese osur osura uyurum. Hiç umurumda olmaz beyler. Onu da araya sıkıştırayım. 5 dakikaya nasıl bitiyor bu savaş ya? İşte bitmiyorsa uyuyacağım. Ben de onu söylüyorum. Var Endülüs bu savaşı kazanacak gibi duruyor. Kazanırsa da herhalde oyunun en güçlü devleti olur. Endülüs ya mı? Kazanır. Benim söylemek istediklerimi şey söyledi. Orada başka biri söyledi. Endülüs ya mı? Kazanır mı? Ya başını kazanır gibisinden. O ne ya? Lezbiyenle de şey savaşa girdi. Avar savaşa girdi. Şimdi belliydi onları... ya Golden Age diye o. Onları da bir karşılaştırdım. Lezbiyen kavun da morali var %15. Bir tek o. Manpower'ı var. Force limit'i var. Defensive'den bir daha moral açmış. Hani moral bu olarak... Bu seyirinde mi abi? Şu an birebir savaşıyorlar galiba. Usya Leyla'ydı kavun. Aa, Osmanlı'yla da savaşıyor. Kim? Şey Avar. Osmanlı ve kavunla savaşıyor. Ha, can girmemiş. Şu an böyle bir savaş var yani dümdüz. Uyumanı anlatırken özellikle vurguluyorsun ya osura osura diye Kaan demiş. Nasıl uyudum anlayın diye. Peki uyurken osurdu nasıl hissediyorsun? Aynen cumartesi de çalışıyorum. Ama yarım gün çalışıyorum. Kaça kadar? 12. Yok birde çıkıyorum işte. Ben yarın gezeceğim işte Kaan öyle. Sen ben ağzına sıçayım Hamit. Hafta içi de konuşuruz diyor musun? Sen nasıl bir yavşaksın acaba ya? 12'de kalktım. Savaşın ortasında oyunu durdurup şeye geçmek çok mu mantıksız? Değil. Uyku moduna. Orada hareketleri falan gözükecek diye yapmak istemeyecekler de uykudan ölüyorum anasını satayım. Yani şu saati beklerler ya abi, ağızlarına saati... sıçayım. Hepsinin ağzına sıçayım yani. Ay saati takip etsinler abi oğlum. Sen demiştin ama 12'de kapanır diye. Bir yıl bekleseymiş. Pezevenkler 15 dakika önce savaşamadılar. Ya bir de şöyle bir durum var. İki farklı yerde savaş dönüyor. Şimdi hangisine baksak birini kaçıracağız gençler. Chat siz söyleyin. Kavun'la Avar'ın savaşına mı bakayım? Yoksa buradaki dörtlüye mi bakalım? Bence. Değil mi? O tarafı bilmiyoruz. Öteki taraf bekliyor şu an. Ama bu tarafta da Avar'ın askeri üstünlüğü olması lazım ya. Şöyle zıplaya zıplaya bakayım. Evet soğuk savaş var. Paris kale almış. Bekliyor. Osmanlı ne yapıyor? Kıbrıs kuşatmalarını kaldırıyor. Osmanlı şu an durgun da en son. Osmanlı duruyor lan. Hiçbir ordu yollamamış. Dörtlü diyor herkes ya. Dörtlü değil. Beşli meşli oldu orası. Orası bayağı bir karambol. Tamam şöyle biraz geniş açıdan bakacağım. Yaklaşan görürsem oraya doğru şey yapacağım. Geçiş yapacağım. Bakacağım. Ya genel olarak kim ne yapıyor diye bakacağım. Şimdi Shadow'un orduları Timbuktu'da taşıyor olabilir mi? Görmüyorum yani. Öyle bir taşıma maşıma görmüyorum. Onun dışında Savoy'u kuşatan bir Paris görüyorum. İtalyan ordusu Venedik'te. İtalya'nın yalnız taraf değiştirmesi çok güzel oldu. İtalya şu an resmen işime neresi gelirse orayla oynarım diyor. Paris tarafında mı şu an? Osmanlı. Aha savaş. Hayır taraf değişmemiş ki. Dur. Değişmiş mi? 115 avar disiplinde. 4.5. Kavun 104 disiplin. 4.5. Moraller aynı. Disiplinde çok yüce bir fark var. O yüzden zannetmiyorum ki kavun alsın. Sayıyla bile zor.
Evet. Sanırım oradaki durumu belli ettiğimize göre bu tarafa dönebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. İtalya daha önce İspanya ile beraberdi. Burayı almıştı. Şimdi tam tersi oldu. Fransa ile beraber çalışıyor İtalya. İtalya çıkarları neyse onu yapıyor. Ki güzel bir şey. Aha! Arceus da savaş açtı. Yok. Ne oluyor? Arceus'a saldırı gelmiş. Aman aman. Olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Ulan ibine ulan ibineler. Bilerek hepsi bu saatte mi çıkardı? Bilebilir mi savaş? Hayır. Ahmet de var savaşta. Şöyle. Hindistan Selçuklu şu an tost yapılıyor yani. Güney kuzey. Teknik olarak. Arceus oldu. Hindistan Selçuklu şey arada kaldı. O mu saldırı savaş açmış? Yok, savaşı açan şey o galiba ya. Delhi'd Conquest of Kurda. Kurda. Bir şey değil mi? Madagaskar'da Arceus'un yanında şu an. Aynen gördüm onu. Kurda'ya bakalım neresiymiş anlarız ya. Aynen. Savaşı açan Hindistan Selçuklu. Çok enteresan oldu bu ya. Hiç beklediğim bir şey değil yani. Hiç beklemiyordum. Bütün savaşlara da aynı anda bakmamız imkansız bu söz. Sayısı var ama ID anlamında çok düşüktü biliyorsun askeri. Ve Arceus çok kuvvetli bir ordu şeyine sahipti ID'sına. Şu an başlangıç için 20 moral, 15 de infantry kombatı var ama daha sonra hepten coşacak. Bakalım ne olacak. Aleykümselam. Çok enteresan, çok enteresan. Mercedes ne yaptı? Burada almaya devam ediyor. Paris ne yaptı? Paris İspanya'ya yürüyor şu an. İspanyol orduları şey ordularıyla beraber Afrika'daki ordular ve İngiliz ordularıyla beraber Kıbrıs'a yürümüş. Kıbrıs'ı alıyorlar. Dönelim Hindistan'a. Hindistan kale kuşatıyor. Arceus illaki girecektir diye tahmin ediyorum şu an. Kale düşmeden girer diye düşünüyorum. Aynen. Arceus şu an yakalarsa girecek. Ordusunu değiştirdi şey. Hindistan Selçuklu kuşatmanın ordusu şeyde ortasında. Savaşın ortasında hatta. Şu an ordular gördüğünüz üzere %50 moralden biraz daha az. Arttı şimdi. Arceus girerse şu an yer. Parçalar. Ama girmiyor. Nedenini bilmiyorum. O da belki fark görmedi etmemiştir. Görmedi bence ya. Orduyu tek şeyde topladı. Görmedi yok. Orduyu tek şeyde topladı. Saldıracak mı? Ne yapacak? Bilmiyorum. Heh. Saldırıyor. Evet. Custom Nation'da oynuyoruz çünkü. Neden Custom Nation'da oynuyorsunuz diyor. Çünkü Custom Nation'da oynuyoruz. Evet. Bayağı sağlam vurdu. Moralsizdi çünkü. Ya savaşın orta... Bir de patladı ordu. Stack Wipe yedi. Diğer ordular şimdi -2 yiyerek ve lidersiz giriyor savaşa. Moral farkı şeyin lehine, Arceus'un lehine. Patlattı orduyu. Üçüncü ordu da geliyor. O da şey. Lidersiz. O da -2 yiyor. Allah büyük hatalar ya. Ve o da stack wipe yedi. O da stack wipe yedi. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Arceus'un ordusu hani statlar dolayısıyla çok uzak veya güçlü olmayabilir ama Manchu Banner'ları ve Janissary Infantry'leri var. Dolayısıyla Hindistan Selçuklu'yu dağıttı. İki ordusu stack wipe yedi. Diğer iki kalan birliği dayak yedi. Kuzeyden Ahmet'in ordusu geliyor. Ve dolayısıyla Hindistan Selçuklu'nun işi muhtemelen bitti. O da çöken bir oyuncu olacak. Ve beşinci ülke olabilir çöken. Artık bilemeyeceğiz. Direkt çökmez bence ya koca ülkede. Şimdi Paris'te bir savaşa girdi. Paris -1 yiyor. İspanya saldırıyor. 105 disiplin. İkisinde de aynı. Moral bonusu 0.6 şeyin lehine. Paris'in lehine. Sayı bonusu da Paris'in lehine. Hem de inanılmaz Paris'in lehine. Yani 100K'ya 60K gibi bir rakam oldu. Abi 3-4 ülkeler nasıl başarıyorlar bunu bilmiyorum. İngiliz geldi yetişti. Hadi lan.
Bir tane daha geliyor. Ama zor yani. Moral çok düşük. Zor. Bayağı zor. Yine de karşı taraf eksi 1 yediği için iyi zarar yedi. Bir de karşı tarafta yani Paris'te 13 bin topçu varken İspanyollarda hiç topçu yok. Ordu'da. Nasıl bir rezilliktir ya. Kıbrıs'ın 26K ordusu var. O da Shadow'u kovalıyor. Shadow yine sıçışlarda. Şeyin ordusu nerede? Ha, İtalyan ordusu da Paris'teydi. Doğru doğru. At yarışırsın diyor gibi. Pezevenk suratıma hiçbir şey söylemiyor da oradan yazıyor da onda arka planda. Çok yavşaksın. Abi diyorsun ama sağdan İngiliz geldi diyorsun. Şuradan şu geldi. Oğlum her yerden bir şey oluyor çünkü. Evet, Kıbrıs'ta kafa attı. Yalnız moral farkı bayağı fazla. 1.1 şeyin lehineymiş. Shadow'un lehineymiş. Shadow sayısız da olsa vurdu direkt. Patlattı. Evet. Şimdi diğer savaşa geçiyorum. Mercedes'lerin savaşına. Bu ne lan? Kaan saldırmış ona da. Alttan Kaan ülkesini kuşatıyor. Mercedes de Kavun'u kuşatıyor. Kavun'un zaten birebir de kazanma şansı yoktu. Onu biliyoruz. Maximum... Ooo, Bankruptcy geliyor şeye. Maximum Allowed Loans'a ulaşmış durumda şey. Avar. Ve ülkesi bu hızla kuşatılmaya devam ederse o da Bankruptcy yiyebilecek. Ortak savaşa mı girmişler? Aha, Eren de açık arttırma yapıyor savaş için. Kim bu? Can, Can ne yapıyor lan? Can nereye giriyor? Can Avar'ın yanında girmiş Azerbaycan'a karşı. Tabii geleceğinden değil de prestij yememek için. Yavşaklar benim yatacağım zaman yapıyorlar bunları zaten hep. Sen çıkma diye yapılmış. Hindistan'a bakıyorum. Hindistan'ı kuşatmaya devam ediyorlar. Buradaki savaş bitti demek yeridir. Dönebileceğini hiç zannetmiyorum. Ki Ahmet bu savaştan çıkmış ama. Emirhan girmiş onun yerine. Endonezya'dan Emirhan girmiş savaşa. Endonezya'dan Emirhan. Yani Hindistan Selçuklu bildiğin böyle 4 kişiye karşı savaşıyor ama yani Arceus tek başına yedi zaten. O yüzden çok da bu konuda sayı anlamında şey yapmaya gerek yok. İspanya göçüyor bu sırada. İsyanlar var. İsyanların yanı sıra kıyı şeridinden kuşatılıyor. Bakalım ne olacak. Ordu da basıyor. Emre'nin hamlesi güzeldi. Ha? Emre'nin hamlesi güzeldi dedin. Evet, Emre en mantıklı diplomasi. Dengeyi değiştiriyor şu an iki tarafta. Evet. Eren de 120 disiplin veriyorum diye şey yapıyor. Can da demiş ki Hollanda ile yan yana savaşacağım, ölürüm daha iyi. Can sen nasıl bir yavşaksın ya. Evet, Avar patlatmış yine Kavun'un ordusunu burada. Kavun geri çekilmiş. Savaşı kazanmış demek ki. Fakat Avar'ın asıl memleket gidiyor. Kaan arkadan bir yürüdü, tam yürüdü. Yani. Onlar ortak savaştı mı? Yoksa ayrı ayrı mı girmişler Avar? Ayrı. Ayrı ise sıkıntı ya bence. Eren'e teklifler geliyor bu sırada. Bakalım ne olacak. Eren'in ordusu gerçekten bayağı iş değiştirebilir. Çünkü disiplini var ve mercenary avlanacak muhtemelen Eren. Çok kuvvetli olabilir. Burada tekrar birbirlerine girdiler. Evet, İspanya şu an 100K küsür askeri var. 100K'yı da geçmiş durumda. 110K diyelim biz ona. Topçu. Topçu 5000 basmışlar çok şükür. O da galiba şeyden geliyor, Shadow'dan geliyor bilmiyorum. Karşı tarafta yine 13.000 topçu var. Abi inanılmaz. 100K ordu yenildi. Ve hani morali azdı şeyin Paris'in, fakat dönüşte yine Paris koydu çocuğu. İnanılmaz ya, inanılmaz. Abi yerinde olsam Golden'ı açabiliyorsam açarım yani. Açabiliyor ama dağları... açmıyor şu an. Yani yeni bu kadar yenilirken bence de, açması lazım. Abi kaleler de çok yanlış. Valencia'da kale var, Drylands orası. Halbuki Valencia'nın dibinde Mountain var. Kaleleri kimse şey yapmıyor. Kuzeyi kapatmış, güneyden gelmişler bu kez. Eren'i paylaşmaya çalışıyorlar Condottiere mevzuunda. Kavun Avar'la bir daha savaş döndürüyor.
Avar'ın ordusu 115'e 4.3. Kav'un 112'ye 4.5. Eksi 1 yiyor Avar. Kaybedebilir sayıdan. Ya da kazanacak gibi duruyor. Evet, kazanacak gibi duruyor. 8K askeri var. Karşı tarafta 5K asker kalmış. Yiyecek Avar. 7 hatta şu an. Evet, Avar 7 orada. Fakat Avar'ın ülke diye bir şey kalmadı sanırım ya. Kavunda da topçu yok. Gerçekten Avar'ın ülke diye bir şey kalmadı şu an. Kaan %60'ını falan kuşattı ülkenin. Bir kale daha var kuzeyde. Orayı da alırsa hepten bitirecek yani. %50 zaten hepten sıçacak ağzı. Bankruptcy de gelecek bu gidişle ona. Eren'e teklifler chatte devam ediyor. Onun dışında İspanya. Aa, bir dakika. Kaan. Efendim. Avar'ın şeyine bak. Corruption'da bak 20. Oo. Onu kaçırdım. Onu görmedim. Hindistan Selçuklusu ordusun bir daha tokat yemiş. Kaçacak yeri de kalmadı artık. Kaybedecek savaşı. Orası artık kesin. Yalnız bir şey değil mi? 5'ten fazla ülke çöktü. İlk bölümde 5'ten fazla ülke çöktü. Evet, bir daha saldırıyor İspanya ordusu Paris'e. Arkadan destek geliyor. Aslında bir desteği burada tutarsan, buradaki 40K'yı yer, arkadaki desteği tutmuş olursun ama yani onu hiç denemediler yanılmıyorsam. Yine 107K bir orduları var. Arkadan Paris'e de destek geliyor. %100 olur muhtemelen diyeceğim. Yok. O kadar yok. 90-100 belki yani. Advisor'ı falan ne Endülüs'ün? Moral mi almış? Endülüs'ün advisor'ı disiplin. Şu an 100 gözüküyor ama disiplin. İngiliz ordusu var başta. O yüzden o ne almış advisor? Onda moral vardır büyük ihtimalle. Yo. Almamış mı? Moral var, moral. Neden gözükmüyordu demin ismen görmedim. Şimdi Shadow'un birliği geçti başa galiba. Enteresan bir savaş dönüyor. Kafa kafaya şu an şeyler kazanacak. İspanya kazanacak. Onun morali var 0.11. Kazandılar. Fransız ordusunu ittiler. Ama ne kayıplar, ne kayıplar yani. Yani. Hindistan'da savaş bitmiş. Bir toprak almış diye görüyorum ben. Yok. 2-3 toprak var. Yok, burada da var. Buraları da almış. Vasal da vardı onun, bırakmış. Şu bölgeyi komple almış şey. Vasalına da yedirmiş. Vasalına da yedirmiş. Bayağı yedirmiş yani şu Bengal Ovası'nı. Bayağı yedirmiş. Artık o tarafa bakmamızın bir anlamı kalmadı. Avar'a bakacağım. Avar'ın corruption 20-71. Prestige. Loan kısmı sıfırlanmış. Bankruptcy yemiş. Bankruptcy yemiş. Yemiş. Corruption da 20 onun. Şu an leş yani. Bankruptcy yemiş. Corruption 20. Monarşi puanları gidik. Ülkesini çökert. Ülkesini kendi çökertti ya. Neden? Aynen öyle. Neden hani bırakmadı savaşı bilmiyorum da. Kavun %62'den toplayacak kendini. Öyle bir durum var şu an. Aynen öyle. Alacak bayağı da yani. %62'den kendini toparlar, bir de alır ülkeyi. Kaan da %52 war score'da bu sırada. O da bayağı sıçacak ağzına. Hayır, şu an avar borçta, tekrar borca giriyor. Bankrupt'ydı ama tekrar borca giriyor. Aynen öyle. Ülkeyi kurtaramaz. Bari savaşlardan bir şekilde anlaşıp çıksak. Vermesi lazım şu an direkt. Olmadan evvel. Şimdi Kavun her türlü skoru dengeleyecek kendi lehine. Sonra bitti gitti. Geldim, ben geldim. Savaş nasıl gidiyor? Çöküyor oğlum ya, millet. Bankrupt yedi. 5'ten fazla ülke çökecek ilk bölümde, anasını satayım. Ne biçim oyun oldu bu? Hindistan Arceus'a kafa attı, çıktı sonra. Hindistan'ın ağzına sıçtılar Hindistan. Gördüm, elayındı benim. Oyundan mı çıktı Hindistan? Evet. O da kara liste yani. Ha, bravo. Aynen. Alın abi kara listeyi. Acayip sinirlendim ben. Çocuğa bir şey demedim gerçi de. Bravo. Bunu bir de şey hani tek başına girdi. Alırım ben nasıl olsa diye. Abi tek başına girdi. Uyardım 4 oyuncu. Ben. Bekle dedim beni. Bekle. 4 oyuncu var ya. Gözüne... Hayır, onun kaybetmesi şeydi ya. Orduları değişti savaşta.
Aynen, sınırdayken orduları falan değiştirdi. Morali sıfırladı. Ağır'a ne diyorsun Mercedes'e Özgür? Ben göremiyorum ki o tarafta. BMW 7. İki savaşta birden şu anda. %100 işgalli. Niye teslim olmuyor abi? Yeniyordu savaşı. Yani yenerken bu duruma düştü. Ne oldu ki karşısında? Kavuna girdi işte. Kavuna girdi. Kaan da arkadan girdi. Bankruptcy'ye de avar şu an. Yani bitik. Kaybedecek. Bütün aldığı skoru, %62 skoru vardı. Gidecek. Ülke de çökecek. Kaan çökecek herifin ülke. Fırsatçı Kaan ya. Kavunun da işine geldi tabii. Çok acayip ya. Bu da kolonyalizm bende çıktı lan. Ne olmuş? Ali 12. ayı. Ali'nin 12. ayı olmuş abonelikte. Kutlarım. Teşekkür de ederim. Şey değişti galiba. Aynen. Yeni şey simgesi olmuş olması lazım. Aynen. Vaziyet alın, ortalık karışacak demiş. Ali en büyük destekçilerimizden biri vallahi. Yani hem kendi abone hem de millete de çok abonelik almıştır var kanalla. Çok farklı o konuda yani. Evet, Avar ne istiyor? Avar paramı vereyim diyor. Duka vereyim, %10'luk gelirimi vereyim. Siktir git diyor kavuna. Ama kavun bunu kabul eder mi? Abi bankrupt yemiş ülkeye, kabul etmezdim. Ben de olsam etmezdim yani. Ha bir de kabul etsen de Kaan da bitirecek. Anladın diye. Çöktü yani orada ülkesi her türlü. İspanya tarafı çok enteresan. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Çok enteresan. Kaan başka koloni alan yok mu? İngiliz. Ha. Ne yaptı? Vardı mı o Meksika'ya? Bana info çıtlatsanız azıcık. Yok sana info. Siktir git. Sinir Kaan hadi oğlum. Kaan var. Uykusu gelmek. İp neler hepiniz beklediniz. Bu saati de Kaan'ın uyuyacağı saatte savaşalım mı dediniz lan? Doğru söyleyin. Hadi ya. Bitirebiliriz istiyorsan bu arada. Hani. Ya da en azından buçuğa kadar devam eder. Buçukta bitirmesin. Özgün. Efendim. Ahmet için ne düşünüyorsun? Abi o şey planımı çok bozdu ya, Hindistan'ın yaptığı. Bu arada ben AI'ymışım. Bırak o işi. Geç o işi. Yesinler orada. Ya Asios gibi 1000 development falan olacak. Bu işleri bayağı değiştirecek tabii. Polonya'yı... Şu an Great Power listesi ne? Polonya'yı bu sırada Utku'yla şey yiyor. Great Power'da birinci Ming, ikinci Emirhan Endonezya'daki. Üç Erdolent, şey Arceus. Arceus. Dört Osmanlı, beş İspanya. Altı Hindistan Selçuklusu, yedi Özgün, sekiz İngiltere. Yani düşün bak, adam altıncı sırada development'ta. Ona rağmen 6F4 çekti ve çıktı. De kara liste abi. Tabii canım. Yani ne bileyim abi, ben anlamıyorum ki. Çürük elma ayıklama simulation. Yalnız bu multi sandığımdan çok daha erken bitecek gibime geliyor. Niye? Çok ülke çöktü ya. Ya toparlarlar canım. Mısır gitti. Sibirya gitti. Hindistan Selçuklusu gitti. O üçü zaten. Kıbrıs gitti. Kafadan düşer dedimiz. Kıbrıs'ın ağzına bir sıçmışlardı da şu an savaşta aktif şekilde oynuyor. Avar gitti. Avar nasıl toplayacak bilmiyorum. Alttan üstten Avar giriyorlar artık yani. Az önce. Alttan üstten giriyorlar. Yiyorlar herif şey gibi, pasta gibi anasını. Abi barış tamam. Atılmış. Ağır barış atmış işte. Dur ya. Bakacağım. Barış'a abi. Bakacağım birazdan. Şu an şeyde savaş var. İspanya'da savaş var.
Paris'in ordusu bir daha tokat yedi ve benim dediğim taktiği yaptılar. Desteği kestiler arkada, öyle vurdular. Şimdi burada moralsiz orduyu bir vuracaklar. Aşırtingenstrasse. 100K'ya kafa atan 20K. Helal olsun sana. Patlar mı? Patladı. Stack wipe. Evet. Paris buradan nasıl dönüş yapar bilmiyorum. İtalya için de kötü olacak ama bu durum. Kaybedilmemesi gereken bir savaşı kaybediyorlar. Şimdi Avar'a bakalım. Avar'ın içinde at gibi bir Cenova oluştu. Kavun buradan böyle bir uzadığı şey gibi, çük gibi 5 toprak almış yanılmıyorsam. Şöyle bakarsam evet 5 toprak falan kaybetmiş. Güneyde de Kaan'a bayağı bir... Oha, güneyde Kaan ne yapmış öyle? Kaan yürümüş. Yürür abi kanun. Yani şöyle 3, 6, 9, 11 toprak almış Kaan. Cenevo kimin? Ki Osmanlı da almış epey bir toprak. Cenova Vasal mı? yok. Masal da değil Cenova. Cenova'ya herhalde Return Core falan mı yaptırdı? Bir şey mi yaptırdı? Bilmiyorum. Daha 11 toprak abi. Ağzına sıçmış yani. 11 toprak nedir? 5 de şey aldı. Kavun aldı. Bildiğin herifin ülkeyi şey babalara geldi. Bir de hala da kaç loan'u var? 10 tane loan'u var. 1497'lik borçta geliri eksi interest 21. Disaster olarak hem Civil War hem Peasants War geliyor. Prestige eksi 99, legitimacy 0, stability 20 corruption. o ne lan? Siri alındı üstüne. Eksi Ne 1 bazen alınıyor ya. stability Harbi abi çok. 20'de corruption var, 0 power projection var. Çöktü abi yani. Bu adam şu an çöktü. Bitti aynen. Çok korkunç değil mi abi o senin Toplasa bir bile anda? sıçacaklar ağzına tekrar yani. Ya buradan çevirilmez bence. Yani çevirir de ne O bileyim ne lan? bir işe Bence yaramaz. pes etmeli abi. Ben olsam pes Ya ederdim yani. Nereye dönüyor? Utku kaybetmiyor canım. Utku kuşatırken arkada boş topraklarını alıyorlar. Cenova önceden almıştı demişler. Okey. Şimdi merak edilen Paris. Paris Savaşı ne olacak? Bir anda bir dönüş oldu orada. Comeback yaptılar. Nereye varır bilmiyorum ama bayağı onlara sıkıntı olacak gibime geliyor. Tabii ki ellerinden geleni deneyecekler ama manpower meselesi ki şu an bir tek Fransa'da manpower kalmış. Geri kalan hiçbir katılımcıda manpower yok. Kıbrıs savaştan çıktı mı sırada? Yok, çıkmadı. Ama ordusu tokat yemiş Shadow'un şeyinde, bölgesinde. Shadow'un ordusu da şeylerle beraber herhalde yukarıda diye tahmin ediyorum. Shadow nerede? White Peace atıyorlar. Shadow'un ordusu yukarıda, İspanya'da var. Bu kadar savaşıp white mı Aha Eren'in ordusu gelmiş İspanya'ya. Kondo. Kim almış? Şey Shadow almış. LOL. Aha White Peace yaptılar galiba aynen. Abi bu kadar savaşın üstüne White Peace niye Ya yaparsın? çok korkak oynuyorlar ya. Ben gerçekten durduruyorum artık. Özgün al save'ini bitsin. Ben Tamam aşağı gerçekten odaya geç de onlara da şey söyleyeyim. anlamakta güçlük çekiyorum ya. Bir insan neden aldığı savaşı böyle verir? Aa, vallahi Aşağı anlamıyorum ben. geçiyorum ben. Tamam. Şu an dünyanın hali bu arkadaşlar. Ülkeler böyle göstereyim size. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani şu son Paris şeyi vallahi ilginçti. Vallahi çok ilginçti. Hiç Son beklemedim. savaşların hepsi ilginçti ya. Çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Çöken ülke bayağı bir oldu. Yani şöyle bir durum var. Çöken ülkeler o kadar fazla ki doğuda hani Göktürk, Erdolent ve Özgün. Hadi onlar yakın. Onlar pek şey yapamam. Bir de Emirhan. Yakınlar. Aralarında ne olur bilmiyorum ama şu mesela Kaan'ın önü tamamen açık. Yürü ya kulum her yere şu an Kaan.
Kavun desen önü açık. En yakın kişi Can. Can da büyük değil zaten. Bir tehdit değil. Shadow'un önü açık. Kıbrıs çökertilebilir. Emre yine satabilir Paris'i falan. Çok enteresan bir durum var yani. Anlaşılmaz. Neyse burada bitiyor arkadaşlar. Yarın tekrar devam edeceğiz.